Merhaba arkadaşlar. Bugün Yanardağ afetinin deneyini yapacağız ve bu deney için ön hazırlık olarak arkadaşlar şu şekilde minik bir şişe alıyorsunuz, içi boş şekilde. Ondan sonra etrafını toprak ile kaplıyorsunuz. İsterseniz de alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz üst kısımlarını, alt kısımlarını da kaplayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, içi boş su şişemizin içine gıda boyası ekliyorum. Kırmızı gıda boyası ekliyorum. Çünkü yanardağ çıktığında biliyorsunuz ki böyle alevler kırmızı kırmızı olur. Bu nedenle kırmızı gıda boyasını ekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de karbonat ekliyorum. Ne kadar büyük bir patlama istiyorsanız o kadar fazla karbonat dökmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben büyük bir patlama oluşturmak istiyorum. Bu nedenle bayağı bir döküyorum şu anda. Bir paket döktüm neredeyse. Ve arkadaşlar son maddemizde. Aha, şimdiden patlamaya başladı. Evet arkadaşlar, benim şimdiden patlamaya başladı ve şimdi sirke dökeceğim. Evet, sirkemizi döküyorum. Allah. Baya güzel patlıyor şu anda. Birazcık daha dökeyim. Baya iyi patladı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ne kadar fazla karbonat dökersek o kadar kabarıyor. Kabarık bir yanardağ patlaması elde ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu deneyimiz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.